Klinik TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. İyi akşamlar dileyemiyoruz maalesef çünkü iyi haberler alamadık. Umudumuz halen daha baki elbette. Evet, yaşanan gelişmeler var sevgili izleyenler. İasis Otel'den maalesef üzücü gelişmeler geldi, üzücü haberler aldık. Öncelikli olarak bunların bilgisini paylaşalım sizlerle, bunları sizlerle buluşturalım yeniden. Evet, İasis Otel'de 24 öğrencimiz, 4 öğretmenimiz ve 11 velimiz konaklıyordu. Depremden sonra enkazdan 3 velimiz ve 1 öğretmenimiz kendi imkanlarıyla kurtulmuştu ve enkazda toplamda 35 Kıbrıs kafilesi vardı. Kıbrıs kafilesinden 35 kişi vardı. Ve maalesef 6 Şubat'tan beri güzel bir haber bekledik. Umut dolu mesajlar paylaştık. Dualarımız, gözümüz, kulağımız. Hep Adıyaman'daydı, hep Yasis Otel'deydi. Halen daha öyle, halen daha gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Her ne kadar üzücü gelişmeler yaşansa da, üzücü haberler alsak da umudumuz halen daha baki. Maalesef üzücü haberleri de aktaralım, yeniden hatırlatalım sizlere. Vamil Konuklu öğretmenimiz ve İbrahim Yakulu öğretmenimiz enkazdan cansız bedenleri çıktı, hayatlarını kaybettiler. Bunların bilgisi Başbakanlık tarafından da aktarıldı resmi açıklamalarla ve özellikle altı çizildi. Çünkü maalesef çok yanlış bilgiler de dolanıyor özellikle sosyal medyada. Başbakanlıktan yapılan açıklamada teyitli olmayan bilgileri paylaşmayın uyarısı yapıldı. Ailelerin gözü kulağı, sevenlerinin gözü kulağı gelecek bir haberde ve bu tarz yanlış bilgiler önce aileleri daha sonra elbette hepimizi derinden yaralıyor. Yasis Otel'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye medyasından da takip etmeye çalışıyoruz. Ülkemiz medyasından da takip etmeye çalışıyoruz. Ve bölgede bulunan muhabir arkadaşlarımızdan da olayla ilgili, aramalarla ilgili an be an bilgiler talep ediyoruz. Bizlerle buluşturuyorlar. Yayınımız esnasında Adıyaman'a da döneceğiz, bağlanacağız. Oradaki muhabir arkadaşlarımızdan da duruma yönelik bilgiler almaya çalışacağız. Alihan Pehlivan'a bağlanacağız. Emir Abdurrahman Bulut'u arayacağız. Neler oluyor, neler yaşanıyor? Oradaki durum nedir? An be an oranın da atmosferinden bilgiler almaya çalışacağız sevgili izleyenler. Maalesef Türkiye'den üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinden açıklanan rakamlar oldukça korkutucu. Resmi rakamlar olmuş olması da aynı zamanda altı çizilecek bir nokta. Resmi olarak kayıplarımızın sayısı en son açıklanan rakamlara göre 9.057 oldu. Yaralı sayısı 52.979 olarak açıklanırken yıkılan bina sayısı ise 6.444 olarak aktarıldı. Türkiye'den an beyan canlı yayınlarla durum aktarılıyor. Bizlerin ise gözü kulağı gönlü elbette önce İasis Otel'de daha sonra tüm afet bölgelerinde. Yardımlar konusunda da tırlarımız yola çıktı. Özellikle yerel yönetimlerin bu konudaki duyarlılık örneğini sıklıkla sizlerle buluşturduk. Bugün Belediyeler Birliği'ni temsilen Girne Belediye Başkanı, Gönül Alayköy Belediye Başkanı, Beyermudu Belediye Başkanı, afet bölgesine Adıyaman'a gidecekler ve iş araçlarında beraberinde götürecekler. Yasis Otel'de enkaz çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları ilk başladığında özellikle vinç eksikliği konusunda çağrılarda bulunulmuştu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı büyük duyarlılık örneği göstererek özellikle Yasis Otel bölgesinde ve Adıyaman genelinde bütün imkanlarını seferber ederek neleri ulaştırabilirlerse erzak, bir sürü teknoloji orada kullanılabilecek powerbanklardan ısıtıcılara imkanların yettiğince alet edevat gönderilmeye çalışıldı. Keza bugün Adıyaman'da Yasis Otel bölgesindeki velilerimizle de yaptığımız bağlantılarda herhangi bir ihtiyacınız var mı çağrıda bulunalım dediğimizde her şeyimiz var. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı yanıtını da almıştık. Bunun da altını çizelim. Bugün de özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden belediyeler nezdinde toplanan bu iş araçları belediye başkanlarımızın da nezaretiyle afet bölgelerine gönderilecek. Gazi Mansura'dan kalkacak gemilerle birlikte Adana'da biliyorsunuz bir lojistik merkezi kuruldu. Buradan tüm bölgeye gönderilecek. Evet, sizlerle canlı yayın esnasında elde edeceğimiz bilgileri buluşturmaya çalışacağız sevgili izleyenler.
Sosyal medyada da oldukça hızlı bir bilgi akışı var. Elbette bu noktada uyarıları yeniden hatırlatalım. Teyitli olmayan hiçbir bilgiye inanmayın diyor Başbakanlık ve özellikle son yapılan açıklamanın altını çizelim. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Pamir hocamız ve İbrahim Yakula hocamızdan sonra da enkazdan iki cansız beden daha çıkarıldı ve bu iki cansız bedenin bizim kafilemizdeki insanlara değil, rehberlik kafilesi de biliyorsunuz otelde konaklıyordu ve onlara ait maalesef cansız bedenlere de ulaşıldı. Ve şöyle dedi Başbakanlık yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman'daki İsyas Otel'de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında ülkemiz kafilesinde olmayan iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek kardeşimizin daha cansız bedeni bulundu ve çıkarıldı. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz dedi. Başbakanlık yaptığı açıklamada. Evet, diğer gelişmelerle devam edelim sevgili izleyenler. Adıyaman'a da bağlanacağız demiştik. Özellikle soğuk hava koşulları ile ilgili açıklamalar geliyor sıklıkla. Şu an Türkiye basınından haberleri de takip etmeye çalışıyoruz bir yandan. Her ne kadar mucizevi kurtuluşlar yaşanıyor olsa da yine göz ardı edilemeyecek bir de soğuk hava noktası var ki bunun da kurtarılacak canların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmesi için ne kadar önemli olduğunun altı çiziliyor yapılan açıklamalarda. Çünkü don tehlikesinin yaşandığını biliyoruz. Özellikle Adıyaman bölgesinde inanılmaz bir soğuk havanın olduğunu belirtiyor muhabir arkadaşlarımız da. Ve bu noktada yapılacak ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Yine ülkedeki diğer gelişmeleri geçecek olursak, bölgeden yapılan paylaşımlara geçecek olursak, iş insanı Cem Danan'ın da bir açıklaması var. Ben de ve burada bulunan herkes tükendi artık diyor Sayın Dana. Enkazdan çocukların öğretmenleri, otel personeli ve çocukların bazılarının eşyalarının çıktığının bilgisini de paylaşarak çocuklardan hiçbirine henüz daha ulaşılamadı dedi. Ve bununla ilgili sabahki yayınlarımızda da konuştuğumuz bir nokta vardı sevgili izleyenler. Çocuklarımıza, evlatlarımıza henüz daha ulaşamadık biliyorsunuz. Umutlu bekleyişimiz halen daha sürüyor ve bununla ilgili çocukların da odalarının bulunduğu noktalara erişildi. Çocukların da eşyaları bulundu ama çocuklarımız odalarında değillerdi. Hepsi bir aradalar mı diye düşünmeden edemiyoruz demiştik bu yaşanan olaylar çerçevesinde. Akıllara bu ihtimal geliyor demiştik. Yine herkesin konuştuğu bir bodrum katı olayı vardı. Çocuklar İyasis Otel'de bulunan bir bodrum katındalar mı noktasında söylemler de oldukça artık sesli düşünülmeye başlanmıştı. Bunlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Danışmanı Sayın Mesut Genç'in bir açıklaması oldu. Kendisi de olay yerinde biliyorsunuz enkaz noktasında ve açıklamalarını da aktaralım. Sayın Mesut Genç'in de oldukça önemli açıklamaları var. Maalesef çocuklarımıza henüz ulaşılamadı dedi Sayın Genç. Bugün 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 4'ü yetişkin erkek, biri 20'li yaşlarda bir kız çocuğu ve hiçbiri bizim kafilemize ait kişiler değil. Bizim çocuklarımızla alakası yok dedi Sayın Genç. Ve çok sorulan ve sürekli farklı senaryolar üretilen bodrum katıyla ilgili olarak da bugün öğle saatlerinde bizzat benim de yanlarında olduğum ekip bodrum katına in diyen, bu konuşulan, konuştuğumuz, aklımıza gelen bir ihtimal dediğimiz bodrum katıyla ilgili Sayın Genç olay yerinde bir incelemede bulunduğunu dile getiriyor ve gerekli tüm incelemeler uzman kişiler tarafından yapıldı. Bodrum katında herhangi bir kişiye rastlanmadı diyor yapılan haberlere. Bu noktada itibar edilmemesi gerektiğini de altını çiziyor aynı zamanda. Bir diğer doğruluktan uzak bilgi de diyor Sayın Genç. Buradaki ekiplerin çocuklarımızı bulduğu ve bunu gizli tutarak açıklamadıkları bilgisi. Bu şekilde de duyumlar alındığını söylüyor Sayın Genç. Çocuklar bulundu. Biliyorlar oradaki kişiler çocukların akıbetini ama
bilgi vermiyorlar Kıbrıs Türk halkına şeklinde de söylemler var. Bunlar tamamen gerçekten uzak diyor Mesut Genç yaptığı açıklamada. Bunun bu şekilde konuşulması tamamen yalan yanlış bilgidir ve bu yanlış bilgileri söyleyenler bizleri en başta buradaki aileleri üzmektedir diyerek lütfen böylesi bir hassas konuda daha duyarlı olalım diyor. Yine ekiplerin çalışmalarına İnsani Yardım Vakfı, Umut Vakfı ve madencilik ekiplerinin de destek verdiğinin altını çizelim. Bir hayat koridoru oluşturulmuştu öğlen saatlerinde hatırlayacak olursanız Zonguldak'taki madenciler de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için enkaz noktasına gelmişlerdi. Ve burada bir hayat tüneli kazıldı. Bu hayat tüneliyle birlikte de arama kurtarma çalışmaları hız kazanmıştı. Hangi kurumlar destek veriyor arama kurtarma çalışmalarına ki Sayın Nazım Çavuşoğlu sık sık yaptığı açıklamalarda en fazla en yoğun çalışma İyasis Otel enkazında demişti. Yaklaşık 200 kişilik bir ekiple arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Bunu da hatırlatalım. Son olarak yine bununla ilgili yanlış bilgilerden kaçınılması gerektiği Sayın Mesut Genç tarafından yapılan açıklamalar arasında. Evet, umutlu bekleyiş sürüyor sevgili izleyenler. Bu noktada muhabir arkadaşlarımızın da görüşlerine başvuralım. Ulaşmaya çalışalım kendilerine. Orada neler oluyor, neler yaşanıyor, onlar neler söyleyecek. Buna yönelik bilgileri aktarmaya çalışalım. Öncelikle Alihan Pehlivan'ı arayacağım. Uygunsa bizler için açıklamaları olacak. Kendisinin de özellikle Türkiye medyasıyla yaptığı açıklamaları takip etmeye çalışıyoruz. Olay yerinden an be an bilgiler aktarıyor bizlere de. Kaynak oluyor aynı zamanda olay yerinden aldığımız bilgileri bizler de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, saatler ülkemizde 23.47'yi gösteriyor. Türkiye ile aramızda da bir saatlik bir zaman dilimi farkı var biliyorsunuz. Geç saatlere kadar devam ediyor. Hatta aralıksız sürüyor. Evet, Alihan Pehlivan'a ulaştık şu an. Alihan Bey merhabalar, yayındayız şu an. Selamlar yine. Alihan Bey nedir durum? Acı haberler aldık bölgeden de bir yaşananları sizden duyalım. Nedir velilerimizin durumu? Umutlu bekleyiş sürüyor elbette Ya ama. aileler bekleyişini sürdürüyor. Enkazda çalışmalar son sürat devam ediyor. Şu anda dört farklı noktadan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Artık 70 saati geride Evet. bıraktık. İşte malum hocalarla ilgili resmi açıklama zaten yapıldı. Ailelerle biliyorsun bir 3 gündür burada omuz omuza kol kolayız. Evet. Aynı ateşin etrafında ısındık. Aynı ekmeği bölüştük, yedik. Biz onlar için buraya geldik. Onların bizden bir talebi oldu. Yaklaşık 1 saat evvel. Çünkü şu anda artık çocukların olduğunu inandığımız yerler kazılıyor. O bölgedeyiz. Aileler bizden, biz kendi ailemize, yakınlarımıza bilgi paylaşmadan, sizler televizyonda, gazetelerinizde bu bilgileri paylaşmayın. Bu acımıza lütfen, bu kararımıza lütfen saygı duyun diye az önce bizden bir talepleri oldu. Evet. Biz de bu talep doğrultusunda bir karar aldık. Ben sosyal medyamda da yayınladım. Artık iyi bir haberin dışında buradan bir paylaşım yapmayacağım sevgilim yine. Sen dostumsun, arkadaşımsın, aradığın için bağlanmak istedim. Sana da bu kararı söylemek istedim. Tabii, tabii biz de saygı duyuyoruz elbette bu kararda. Iyi bir şey, iyi bir haber olmadıkça yayınlara bağlanmayacağız. Açıklama yapacağız. Ben de kendim de artık buradan bir yayın mayın yapmıyorum. Evet. Bekliyoruz. Sabırla bekleyeceğiz. Bir umuttur beklemek. İnşallah, Belki iyi bir şey inşallah olur. gözümüz, kulağımız, dualarımız orada. İyi bir şey İnşallah. olursa o zaman işte hep beraber bağlanırız, anlatırız. O duyguları, o sevinci hep beraber paylaşırız. Ama onun dışında yani burada artık bekliyoruz. Gazı devam ediyor. Ekipler çalışmaya devam ediyor. Ama oldukça soğuk. Ama artık çocukların olduğunu inandığımız noktalarda yapılıyor.
Hayırlı haberler gelsin inşallah. Eyvallah. Peki Alihan Bey, son olarak şunu sorayım, izleyenlerimiz de merak ediyor. Ses duyulduğu paylaşılmıştı. Bu paylaşımın üzerinden yeniden umut vadeden bir gelişme yaşandı mı bölgede acaba? Zaman zaman arama ekipleri duruyor, ses dinlemesi yapılıyor, sonra tekrar devam ediliyor. Yani dediğim gibi zaten şu anda yani enkazın zaten 1/3'lük bir kısmı kaldırıldı. İşte kalan kısım üzerinde de 4 koldan faaliyetler devam ediyor. İyi bir haber olursa, güzel bir haber olursa onu paylaşacağız inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sabırlar diliyoruz sizlere de. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, dinlemesi de konuşması da oldukça zor saatlerden geçiyoruz. Alihan Pehlivan olay yerinde biliyorsunuz, enkaz noktasında. Orada velilerin de umutlu bekleyişi, ailelerin umutlu bekleyişi halen daha sürüyor ve çok önemli bir konuyla ilgili ricalarını da ilettiler bizlerle. Basının da eline ulaştı bu gelişmeler, aynı zamanda Sayın Pehlivan da bunun altını çizdi. Elbette aileler yaşanabilecek herhangi bir gelişmeye yönelik evlatlarıyla ilgili bu aslında mahrem de bir bilgiyi daha kendi sevdiklerine aktarmadan basın yoluyla tüm halkın bilgisine sunulmamasını istediler. Elbette saygı duyuyoruz bu karara. İnşallah güzel haberler olur. İnşallah ailelerin de sevinçle duyurmak isteyeceği gelişmeler, haberler yaşanır. Bizler de buradan mutlulukla, hevesle paylaşırız bu haberleri. Umudumuz baki, ümidimiz baki, gelecek güzel bir habere muhtacız. Televizyonda görüyoruz, yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Şu an bile mucizevi kurtuluşlara yönelik gelişmeler aktarılıyor Türkiye basınında. Neden biz de veremeyelim bu haberleri? Biz de bu haberleri vermek istiyoruz. Gözümüz, kulağımız, dualarımız Adıyaman'da, Yasis Otel'de. İnşallah hayırlısıyla biz de bu güzel haberleri paylaşacağız. Ama gelişmeleri ailelerin de talebiyle bundan sonra yaşanacak gelişmelerde isimler aktarılmayacak. Şu zamana kadar isminin resmi makamlarla açıklandığı iki kaybımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kafilesinden iki öğretmenimizin acı haberini paylaştık maalesef sizlerle. Pamir Konuklu öğretmenimiz ve İbrahim Yakulu öğretmenimiz maalesef enkazdan cansız olarak çıkarıldılar, hayatlarını kaybettiler. Pamir öğretmenimizin 13 yaşındaki oğlunun da bu otelde konakladığını biliyoruz. İnşallah hayırlı haberler. Evet, diğer gelişmelerle devam edelim sevgili izleyenler. Neler yaşanıyor? Bir sosyal medyada konuşulanlara, yeni gelişmelere bakalım, bunları aktaralım sizlere. Allah hepimize sabırlar versin. Gerçekten çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ve özellikle yardım konusundaki bu birlik, beraberlik görüntüleri içimize su serpiyor ve mucize kurtuluşlar içimizdeki ümidi filizlendiriyor. Özellikle küçücük bebeklerimizin bu zorlu hava koşullarındaki Sayın Alihan Pehlivan'ın da dikkat çektiği bir noktaydı. Adıyaman özellikle çok ciddi soğuk havayla savaş veriyor ve bizler maalesef bu kadar soğuk havalara alışkın insanlar da değiliz artık ada vatandaşları olarak ve daha da çok üşüyoruz. Sayın Alihan Pehlivan da, Sayın Nazım Çavuşoğlu da oradan yayın yapan kanallara bağlanan açıklamalarda bulunan tüm yetkililerimiz de bu konuya dikkat çekiyor. Bu yüzden yardım malzemeleri konusunda polarların, battaniyelerin, ısıtıcıların önemi oldukça fazla. Ve jeneratörler de elektrik konusuyla ilgili de sıkıntı yaşanmıyor en azından Yas Otel bölgesinde. Ülkemizden de jeneratör yardımlarında bulunuldu. Aynı zamanda buraya bir baz istasyonu kuruldu KKTCSL tarafından. Bunları da hatırlatalım sevgili izleyenler. O yüzden bu kadar rahat bir şekilde artık bugün bağlantı yapabilmeye başladık. Önceki günlerde ulaşamıyorduk biz de arkadaşlarımıza, velilerimize, oradaki sevdiklerimize ulaşmakta sıkıntılar yaşıyorduk. Bugünle birlikte çok şükür erişim konusunu biraz olsun çözdük telefonlarımız konusunda. Onlar da şarj konusunda yaşadığı sıkıntıları bu jeneratörler, powerbanklar sayesinde çözdüler. Bu şekilde rahat iletişim kurmaya, sağlıklı bilgiler
alabilmeye başladık. Evet, Emir Abdurrahman Bulut'a ulaşmaya çalışacağız sevgili izleyenler. O da Adıyaman'da, aynı zamanda Adıyamanlı, bölgeyi de çok iyi bilen birisi. Bundan da alalım son gelişmeleri. Elbette güzel şeyler duymak istiyoruz ama evlatlarımız konusundaki hassas talebi de göz ardı etmeden bizler de öğrenebileceğimiz konularla ilgili sorularımızı yöneltelim. Umarım müsaittir, açabilir telefonu da. Evet. Evet, bir erişim, iletişim sıkıntısı çekiyoruz sevgili izleyenler. Bir mesaj bırakalım, müsait olduğunda dönsün bize kendisi. Evet, birçok basın yayın organımız da Adıyaman'da ambiyan bilgileri bizlerle buluşturmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda birçok gönüllü vatandaşımız da burada arama kurtarma çalışmalarına dahil oldular. El birliğiyle hem Yasis Otel enkazında hem de diğer afetzedelere yardım noktasındaki diğer enkaz bölgelerinde canıraş çalışıyorlar. Gerçekten Allah hepsine kolaylık versin. Hepsine kolaylıklar diliyoruz. Hem bu soğuk havalarda hem zorlu şartlarda mücadeleler devam ediyor. En son gelişme İyasis Otel'le ilgili iki erkek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı cansız bedeninin de çıkarıldığı noktasındaydı. Başbakanlık bu konuyla ilgili de yaptı açıklamasını. Ve birçok kayıp var. Özellikle çocuklarla ilgili bir konu var ki bunun altını çizmek istiyorum. Sosyal medyada da özellikle Gıynık medya grubuna ait irtibat noktalarına, ihbar sayfalarına çok sıklıkla gelen bir uyarı mesajı var sevgili izleyenler. Çünkü bizler maalesef ki 99 depremi sonrasında da çok acı olaylar yaşadık. Evlatlarımız kayboldu, çocuklarımız kayboldu, yağma olayları yaşandı. Fırsatçılar vardı maalesef. Keza yine bu kişiler sahneye çıktı. Her ne kadar askerlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz enkaz bölgelerinde de güvenlik tedbirleri alıyor olsa da maalesef bölgede bulunan marketler kötü niyetli kişilerce yağmalanıyor. Kötü niyetli kişiler diye altını çizmek istiyorum. Çünkü bugün izlediğim bir video gerçekten ciğerimi sızlattı. Çünkü bir abimiz, bir amcamız artık kendilerine erzak dağıtılmadığı için, erzak konusunda sıkıntılar yaşadıkları için bir markete girip ekmek ve su aldıklarını duyduğu utançla anlattı ve insanlığımızdan utandık gerçekten. İnsan evinde olmaktan, sıcak bir ortamda olmaktan utanır mı? Utanmaya başladık. Utanıyoruz deprem olduğu günden beri. Gönlümüz, her şeyimiz, bedenen olamasak bile ruhen bizler de afet bölgelerindeyiz ve evimizde olmak, yemek yiyebiliyor olmak, istediğimiz zaman su içebiliyor olmak bile artık içimizi yakar vaziyette. Bu amcanın da açıklaması gerçekten içimizi yakmıştı ki sosyal medya hesaplarından da paylaştık sayfalarımızda bunu. Artık diyor o kadar sıkıntılı bir durumdaydık ki bunu yapmak zorunda kaldık diyor. İnsanlarımız böyle de naif, uyarı demiştik. Uyarıyı aktaracağım sizlere. Şöyle bir uyarı, istismarcılara dikkat diyor. Pedagogların da özellikle açıklamaları var bu noktada. Şu an göçük altından çıkarılmış yavrularımız için çok büyük bir tehdit, büyük bir risk var. O da çocukların tanıdığını olduğunu söylediğini ifade eden veya çocukların ailelerine teslim edeceğini söyleyen sivil veya kötü niyetli kişilerin çocukları alıkoyması ve kaçırması, Allah korusun, öyle bir ortamda ben bu velinin, ben bebeğin ailesiyim, velisiyim denildiği zaman aklımıza çok da kötü bir şey gelmezdi başka zaman olsaydı ama artık maalesef herkese şüpheyle yaklaşmamız gereken bir dönemden geçtiğimiz için bununla ilgili resmi makamlar ya da resmi belgeler olmadan böyle bir hamlede bulunmaması gerektiğini dile getiriyor yetkili ağızlar aslında yaptıkları açıklamalarda. Farklı illerde kayıp çocukların söz konusu olduğunu ve bu sebeple böyle bir bilgilendirme mesajı yayınlamakta olduklarının da altı çiziliyor. Lütfen resmi makamlarda çalışan, arama kurtarma ekibinde olan veya hastanelerdeki sağlık çalışanı canlar, lütfen sosyal hizmetlerden gelmeyen ya da elinde resmi belge olmayan hiç kimseye kurtarılan bebeklerimizi, çocuklarımızı teslim etmeyelim. Unutmayalım ki felaket sonrası insanların parmaklarındaki yüzükler için
kolları kesildi, evleri talan edildi, marketler yağmalandı, şimdi de çocuklar kaçırılıyor. Lütfen dikkat edin diyor pedagoglar. Olayla ilgili kişiler bu konuda uyarıyor insanları. Neler yaşıyoruz Allah'ım, gerçekten böyle bir uyarı yapmak bile insan olarak içimi sızlatıyor. Öyle fırsatçılar var ki böyle bir dönemde bile bitmiyorlar. Böyle bir dönemde bile canımızla mı uğraşalım, üzüntümüzü mü yaşayalım, haberleri mi takip edelim, yoksa evimizi, barkımızı, ekmek teknemizi yağmacılardan mı kurtaralım, evlatlarımızı soğuktan mı koruyalım, istismarcılardan mı koruyalım? Gerçekten böyle de bir ahlak eksikliği yaşanıyor ülkemizde. Türkiye'mizde, ülkemizde. Evet, diğer gelişmeleri hatırlayalım. Sabahtan akşama 6 Şubat'tan bu yana neler yaşadık sevgili izleyenler? Özellikle sessiz dostlarımızın bu afette ne kadar etkin ve verimli çalıştığının altını çizmek istiyorum. Aslında dünyanın dört bir yanından eğitimli köpekler, sivil savunma teşkilatları, sivil savunma konusunda eğitimli ekipler ülkemize geldiler. Sayın Erdoğan bu konuyla ilgili her açıklamasında teşekkürlerini sunuyor Türkiye'mize bu noktada destek gönderen ülkeleri. Başta Azerbaycan olmak üzere Rusya, İngiltere, Amerika, İtalya her noktada desteklerini esirgemiyorlar Türkiye'miz için. Bu noktada yapılabilecek her fayda sağlanmaya çalışılıyor. Eğitimli köpekler dedik. Onların da kurtardıkları çok can var. Bunları sosyal medyadan özellikle sizlerle sık sık paylaşıyoruz, eğitimli köpekler. Hatta şöyle diyoruz bu haberleri paylaşırken. Biz onları her ne kadar istemesek de, sevmesek de, ölsün istesek de, işkence etsek de, onları yuvalarında cayır cayır yaksak da, başlarına kürekle vursak da onlar bizden, bizi kurtarmaktan, bizi sevmekten hiç vazgeçmediler. Çünkü onlar vicdanlı, merhametli insan değiller. Çok şükür ki insan değiller ki onlar nankörlük etmiyorlar bizlere. Halen bizi kurtarmak için uğraşıyorlar, çabalıyorlar. Evet, erişim ulaşım noktasıyla ilgili de gelişmeleri aktaralım sevgili izleyenler. Türk Hava Yolları'nın özellikle ülkemize de ek seferler düzenlediği Sayın Bakan Arıklı tarafından sıklıkla altı çizilen noktalardan biri ve Türkiye noktasında da Türk Hava Yolları Türkiye'den afet bölgelerinden Türkiye'nin diğer illerine yapılacak olan seferler için yalnızca 100 TL'lik bir bilet uygulamasına geçti. Afetzedeler, afet bölgesinden diğer bölgelere hava yoluyla ulaşmak isteyen kişiler yalnızca 100 TL ödeyecekler alacakları biletler için. Ülkemizde de ek seferler konusunda Sayın Arıklı'nın girişimleri var. Şöyle de bir mesajı vardı bugün. O da geldi ağlama yazdı mesajını. Bu şekilde bir başlıkla paylaştı kamuoyuyla. Hemen bunu da aktaralım. Ek seferler konusuyla ilgili çeşitli havayolu firmalarıyla istişarelerde bulunulduğunu biliyoruz. Ve iptaller de oluyor. Malum hava durumları sıkıntılı ve özellikle Türkiye'de afet bölgelerine ulaşmak oldukça problemli. Hatay'da biliyorsunuz hem karayolu olarak hem havayolu olarak ulaşım neredeyse sıfır noktasındaydı. Depremden sonra Hatay'a ulaşan bütün karayolları inanılmaz korkunç görüntülere sahne oldu. Yol ikiye bölündü. Korku filmlerinde gördüğümüz sahneleri birebir yaşadık maalesef. Hava yolunda da maalesef pist zarar görünce uçakların inip kalkması tehlike arz etti ve uçuşlar iptal edildi. Yalnızca bu noktada Adana Havaalanı adeta bir lojistik üs oldu. Hem giden yardımlar Adana'da toplanıyor hem de destek için giden insanlar özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de Ankara'da öncelikle organize oluyorlar. Daha sonra ihtiyaç dahilinde diğer afet bölgelerine yönlendiriliyordu. Bugün yapılan açıklamalar vardı. Sayın Mansur Yavaş'ın açıklaması vardı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı. Hatay Havaalanı'nda tamir çalışmaları başladı. İnşallah yakın zamanda Hatay Havaalanı'na da erişim, ulaşım başlayacak. Evet, Sayın Arıklı'nın açıklamasından bahsetmiştik sevgili izleyenler. Geldi ağlama diye duyurdu Sayın Arıklı ve şöyle dedi. Yarın sabah erken saatlerde Adıyaman'a uçak kaldırmamız lazım. Şimdiye kadar tüm uçaklarımızı sponsorlar sayesinde
ücretsiz gerçekleştirmiştik. Ama Adıyaman için uçak bulamıyorduk. Son bir umut, Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden Pegas yetkililerini aradım. Durumu anlattım. Hiç düşünmeden bir uçağı yarın için bize tahsis ettiler. Bedeli ne diye sordum. Cevap karşısında dondum kaldım. Şirket yetkilisi Tolga Demirci, ne bedeli Sayın Bakan, o bedel Adıyaman'da ödeniyor dedi. Şimdi geldi, ağlama diyor Sayın Arıklı. Teşekkürler Ramazan Aktulga, teşekkürler Tolga Demirci diye de bu kararda emeği geçen kişilere teşekkürlerini sundu. Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden Pegas yetkilileri bir uçağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına tahsis etti. Yarın için Adıyaman'a uçuş yapılacağı bilgisi de Sayın Arıklı tarafından bu şekilde duyurulmuş oldu sevgili izleyenler. Aynı zamanda sponsorluklar konusunda, sponsorlukların sağladığı uçuşlar konusunda, erişimler konusunda, ulaşım, lojistik anlamındaki desteklerle ilgili Sayın Arıklı sık sık paylaşımda da bulunuyor. Bugün için Ercan'dan Antalya'ya, Adana'dan da Ercan'a uçuşlar vardı. 23.10'da şu an uçak kalkmış olması lazımdı. İptal edilmeseydi eğer uçuşlar sıklıkla olacak, gemiler olacak ki bugün dediğimiz gibi belediye başkanlarımız da, bazı belediye başkanlarımız da afet bölgelerine geliyorlar. İş makinalarıyla, iş araçlarıyla birlikte. Evet, diğer gelişmelerle devam edelim sevgili izleyenler. Bu arada maalesef ki her doğal afette, her krizde, her sıkıntıda yaşanılan bir durum var ki ülkemizde, Türkiye'mizde maalesef bunun bir şekilde önüne geçemiyoruz. Çünkü bu ne devlet eliyle yapılabilecek bir şey, ne de önlemi alınabilecek bir şey. Çünkü tamamen insani bir duygu, tamamen insan olmakla alakalı bir duygu, tamamen merhamet, vicdan, empati duyguları ile ilgili bir şey. O da böyle zor durumlarda neye ihtiyacımız varsa onun fiyatına zam geliyor olması. Bununla ilgili malumunuz artık internet üzerinden alışveriş dönemi açıldı pandemiyle birlikte. Online olarak alışverişlerimizi yapmaya başladık ve bu şekilde fahiş zamlar gerçekleştiren mağazalar artık ismini veremediğimiz ama sıklıkla girdiğimiz bu online alışveriş sitelerinden men ediliyor alınan kararla birlikte. Ürün fiyatlarına yapılan fahiş zamlar tespit edildi dedi bir internet sitesi bununla ilgili yaptığı açıklamada ve artık bunlar bizimle çalışamayacak, bunları men ediyoruz. Hassasiyetiniz için de teşekkür ediyoruz dediler. Vatandaşlara bu şekilde bilgilendirmede de bulundular. Aynı zamanda bunun bilgisini de paylaşalım sizlerle. Evet sevgili izleyenler, afet noktasından aktarabileceğimiz bilgiler ailelerimizin de talepleriyle maalesef buraya kadar diyelim aslında bu bilgilerin paylaşılmasını elbette bizler de basın olarak teyit edilmeden uygun görmüyoruz. Çok hassas bir konu. Ailelerin de özel talebi Sayın Alihan Pehlivan da bundan sonra televizyon kanallarına da bağlanmayacağını söyledi. Bu konuyla ilgili konuşmayacağını söyledi. Ailelerin bu yöndeki talebinden bahsetti. Bizler de saygı duyuyoruz. Bundan sonra ailelerimizin onay verdiği, ailelerimizin uygun gördüğü müddetçe ve inşallah güzel haberler olduğu şekliyle sizlerle buluşturmaya çalışacağız haberlerimizi. Ve bir patlama da yaşandı. Bununla ilgili de bilgileri aktaralım sevgili izleyenler sizlere. Yedikonuk noktasında, Yedikonuk köyünde bir patlama sesi duyulduğundan bahsetti bölge vatandaşları ve bir de sarsıntı olduğundan bahsetti. Bu niçin oldu, neden oldu? Bununla ilgili sosyal medyada yine ilginç teoriler ortaya atıldı. Sayın Kaymakamın açıklaması var. İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu şöyle bir açıklamada bulundu. Patlama sesinin merkezinin Balalan köyü olduğunu söyledi ve polis ekiplerinin bölgeye gittiğini, araştırmalarda bulunduğunu, ilk gözlemde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydetti. Gerekli yerlere irtibata
olunduğunu ve bölgeye uçak düşme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Deprem gibi bir durumun da aynı zamanda söz konusu olmadığını dile getirdi. Bölge halkının büyük panik yaşadığı bu olayla ilgili açıklama yapan Toroslu, vatandaşın çok büyük bir patlama sesi duyduğuna yönelik ifadeler verdiğini aktarırken, patlama sesinin kaynağının tespit edilemediğini söyledi. Bununla ilgili eski büyük konuk belediye başkanı Sayın Ahmet Senneroğlu'ndan bir açıklama vardı. Son olarak bir de bunu aktaralım sizlere. Daha sonra gelişmelerle ilgili güncel bir bilgi var mı? Buna bakalım sevgili izleyenler. Türkiye'de de aynı zamanda şu saatlerde mucize bir kurtuluş için ekipler canla başla çalışıyor. Artık afetin 69. saati, ekipler seslerini Gaziantep'te yaşanıyor bu mucize kurtuluş. İnşallah ulaşırlarsa Bekir amcaya, Bekir amcanın sesini duydular enkaz altında ve bu bölgede yoğunlaştı. Mucize kurtuluşlar yaşanıyor. Fransız, Katarlı ve Türk kurtarma ekipleri hep birlikte çalışıyorlar. Bununla ilgili güzel gelişmeler Türkiye'nin afet bölgelerinin dört bir yanından medyayla, kamuoyuyla buluşturuluyor. Evet, patlama dedik. Patlamayla ilgili son olarak şu bilgiyi de aktaralım sizlere. Ahmet Senleroğlu'nun açıklaması şu şekilde. Bölgedeki kameralara takıldı bu patlama anı. Endişe etmeyin diyor, Kıbrıs'ta bir şey yok. 25. saniyeye dikkat diyor paylaştığı videoda ve Allah'ım korusun oradakileri diyor. Bu görüntü, bu gürültünün, bu sarsıntının kaynağı Türkiye. Alınan bilgiye göre orada biliyorsunuz İskenderun limanında bir yangın yaşandı. Bugün söndürüldüğü söylendi. Korkunç bir yangındı gerçekten, depremin ilk gününden beri yaşanan bir yangındı. Bu yangını söndürmek için buraya bir müdahalede bulunuldu ve bu müdahale sonrası da ses ve gürültü çıktı ve öyle bir şiddetliydi ki bize bile ulaştı. Sayın Senderoğlu bu olayı bu şekilde açıkladı. Yedikonuk'ta yaşanan bu gürültünün kaynağı efendim Türkiye'deki İskenderun limanındaki yangını söndürme çalışmalarıyla ilgili. Herhangi bir uçak düşmesi, herhangi bir deprem riski, herhangi bir artçı sarsıntı değil çok şükür. Bunun bilgisini de aktaralım ve yayınımıza burada son verelim sevgili izleyenler. Güzel haberleri bekliyoruz. Umudumuz, dualarımız Yasis Otel'de hayırlısı olsun diyelim. Hayırlı haberler vermek nasip olsun bizlere diyelim. Yayınımızı burada sonlandıralım. Yarın güzel haberlerle inşallah yeniden sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.